Selam. Herkese merhaba. Bugün Ezogelin çorbası yapacağım. Bebeklere faydalı bir çorba. Bir tane soğan kullanacağım. Bir tane diş sarımsak kullanacağım. Bebeklerin bağışıklık sistemi için çok iyi. Ben çoğu çorbalarına katıyorum. 2 yemek kaşığı mercimek. 1 yemek kaşığı bulgurumuz var. 1 yemek kaşığı da pirincimiz var. Çorbalarına tuz katmıyorum. Belki soranlar oluyor çünkü. Tuzsuz yaparsanız daha iyi olacak. İleride zaten bebekleriniz tuz yiyecektir. Şöyle. Biraz zeytinyağı ekleyelim. 1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekledim. Ocağa alalım. Önce soğanımı katıyorum. Biraz kavuracağım. Bulgurumu ekliyorum. Yemek kaşığı da mercimeğimi ekliyorum. Evet, pirincimi de ekliyorum. Bir yemek kaşığı kadar da pirinci ekledim ben. Siz miktarı daha fazla tutmak isterseniz daha fazla yapabilirsiniz. Evet, biraz kavuracağım. Daha sonra suyunu ekleyeceğim. Biraz da et suyu ekleyeceğim. Et suyunu da ekliyorum, yarım bardak. Yarım bardak kadar da et suyu ekledim. Suyumu ekliyorum. Evet, 20 dakika kaynasın. Sanki soğumaz. Biraz daha su ekleyeceğim ben. Biraz daha su ekliyorum. 1,5 bardağa yakın ben su döktüm. Bir de et suyu var. O da yarım bardak. Siz de öyle yaparsınız. Evet, çorbam hazır. Hem bebeklere faydası olacaktır. Çorbam hazır. 20 dakika kaynattım. 3 bardağa yakın su ekledim. Siz de öyle yaparsınız. Blender'dan geçeceğim. Pişersin. Hayır. Blender'dan geçelim. Bebeklerinizi kilo da aldırır bu çorba. Hem vitamini de çok. Et suyu da yaptım ben. İsteyen et suyu, kemik suyuyla, isteyen de peynir altı suyuyla da yapabilir. Kıvamda olacak. Eminim bebekleriniz sevecektir bu tarifi. Evet, evet. Çorbam hazır. Evet, şimdiden bebeklerinize afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayalım.